%90'ın üzerinde olmuş bir düşüş bizi rahatlatmamalı. Çünkü biz yine sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyen kurallarına uymazsak yine 1-1,5 ay içerisinde yüksek sayılara ulaşabiliriz. Sonbahar aylarında ülke genelinde yeniden yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları alınan kısıtlama tedbirleriyle birlikte düşüşe geçti. Hayat Eve Sığar uygulamasında da Edirne haritası yoğun kırmızıdan yeşile döndü. Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım kentte vaka sayılarında %90'ın üzerinde düşüş yaşandığını belirtti Yıldırım. Bu düşüşün vatandaşları rahatlatmaması gerektiğini söyleyerek kurallara uyulmazsa yine 1-1,5 ay içerisinde yüksek sayılara ulaşabiliriz dedi. Edirne olarak aslında çok şükür bu süreci iyi yönettik. Zaten Eylül ayı sonu itibariyle yani grip mevsimi geldiğinde koronavirüs sayılarının yükselişini tüm dünya gibi biz de bekliyorduk. Ve bütün hazırlıklarımızı buna göre yapmıştık. Gerek hastane kapasiteleri, gerek filyasyon ekip kapasiteleri, sahada çalışan arkadaşlarımızın sayısı ve etkinliğini peyderpey arttırdık. Daha sonra gelen kısıtlamalarla beraber sayılarımızda, vaka sayılarımızda oldukça düşük bir düzeye indi. Bu yönden iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyoruz. Yani sayısı olarak veremem ama %90'ın üzerinde bir düşüşümüz var. Tabii bu şu anlama gelmemeli. Gerçekten virüs insanla beraber geziyor. Yani kısıtlama oldukça vaka sayısı da azalıyor. %90'ın üzerinde olmuş bir düşüş bizi rahatlatmamalı. Çünkü biz yine sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyen kurallarına uymazsak yine 1-1,5 ay içerisinde yüksek sayılara ulaşabiliriz. Bu yüzden sayılar düştüğü için çok mutluyuz ama bütün tedbirlere, bütün kurallara uymak zorundayız. Yoğun bakım oranlarımız da çok düştü, çok şükür. Yani bizler bu süreçte yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde çok önceden hazırlık yaparak Edirne ilimizde 40'ın üzerinde yoğun bakım yatak sayısını arttırdık. Bu yüzden de hiçbir zaman yoğun bakımlarda sıkıntıya düşmedik. Gelen yoğun bakım ihtiyacı olan vatandaşlarımızı, koronavirüslü vatandaşlarımızı yoğun bakımlarda tedavi altına aldık. Ve bu konuda da oldukça başarılı bir süreç geçirdik. Oran olarak çok vermek istemiyorum ama normal mevsim standartlarının bile şu an altındayız. Biliyorsunuz aşılamalara başladık. Sağlıkçılarımızı aşıladık. Huzur evlerini, bakım evlerini aşıladık. Şu an 85 yaş ve üzerine aşılama sürecindeyiz. Bizler aşılarımızı bitirdikten sonra ya da aşılama düzeyleri bir noktaya gelene kadar kısıtlamaların ben şahsen devam edeceğini düşünüyorum. Ama şu da bir gerçek, aşılansak bile yine biz maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uymak zorundayız. Koronadan tamamen kurtulana kadar. Yani ne koronavirüs sayılarımızın azalması ne de aşı olmamız bizlere kurallara riayet etmekten uzak bir yaşama tarzını getirmemesi lazım. Kurallara uyacağız, aşımız olacağız.